2 yıl önce çocuğumuzu ameliyat ettirdik. Tümör diye ameliyata girdi ama damar yumağı çıktı. Tabii riskli bir ameliyat. 7 doktor girdi. 7,5 saat ameliyatı sürdü. Bu ameliyat sürecinde tabii sonrasında akabinde 3 ay yine süreç devam etti, fizik tedavi. Ama bunun akabinde biz gene devam ettik. Yani bunun gene ağrıları oldu. Elinde ve ayağında hissizlikler vardı. Biz tabii hastaneleri gezmeye başladık tekrar. Yaklaşık 2 seneden beri de gene koşturuyoruz. En son İstanbul Üniversitesi'nde bizi ameliyattan hocamız, biz bu ameliyatı burada yapamayız. Özelde yapılacağını bize söyledi. 2 sefer anji oldu. Oradan özel bir hastaneye gittik. İstanbul'da bir hastaneye gittik. İsmini vermeyelim. Gene büyük bir hastane. Oradan tekrar o gece Ankara'ya gittik. Ankara'dan Hacettepe'ye gittik. Hacettepe'deki hocalarımızla görüştük. Hocalarımız bu şeyin çok riskli olduğunu, zor olduğunu, bu ameliyatın zor olduğunu, herkes geri durmaya başladı. Ankara'da birkaç hastane, GATA, Atatürk Hastanesi, Eğitim ve Araştırma. En son oradan biz artık yılmaya başladık. Tekrar İstanbul'a geldik. İstanbul'da 2 tane özel hastaneye daha gittik. En son kararımızı Yeditepe'de Uğur Türe hocamızla görüştük. Uğur Türe hocamız ve yanında hocasıyla beraber dediler ki bu çocuğu böyle bırakamayız. Çok riskli bir ameliyattır. Tabii hastane politikası riskli bir ameliyat. Bunun da yapılması gerekiyor. En son bize en büyük güveni veren hocamız bu oldu. Yani bize karşı, çocuğuma karşı. Hastane hastane gezmekten çocuğumuzun psikolojisi bozuldu artık. En son Uğur hocamız dedi ki bu çocuğa dedi bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama çok riskli bir ameliyat. Ameliyatımız da biraz külfetli, bizim boyumuzu aşıyor. Elimizde avucumuzda zaten dolaşırken harcadık. Şimdi malımı mülkümü satsam üçte birini karşılayamam. Bu sebeple eşten dosttan yardım talebine başvurduk. Tabii ki devletimiz de bu konuda yardımcı oluyor ama bu çocuğun acil bir ameliyat olması gerekiyor. Biz tabii bayağı bir çaba sarf ettik. En son çareyi yaklaşık 155 bin TL hastanenin masrafları var. Biz bu parayı nasıl toplayalım şimdi? Onun için devletten, eşimizden, dostumuzdan bunları yardım talebinde bulunduk. Çocuğunuz bir an önce olması gerekiyor. Sabah uyanabilir ama felç de uyanabilir. Ölümle de riski var. Biz şimdi onun için herkes elini taşın altına koysun istedik. Yarın bize ise, bugün bize ise yarın size diye, hani olmayacak diye bir şeyimiz yok.
Eğitim ameliyattan sonra tabii fizik tedavisi sebebiyle okulu bırakmak zorunda kaldık. Şimdi açık öğretimde öyle gidip geliyor işte. Ama tabii ki öbür öğrenciler gibi koşturamıyor. Çünkü elinde ve ayağında sıkıntıları var çocuğun. Bu sebeple de okulu bıraktı çocuğumuz. Meme kanseriyim. Çok şükür atlattım. 6 aylık tedavilerim başladı. Çalışıyorum bir yandan. Bu süreçte kızımın da yanında olmaya çalışıyorum. İşte hastaneydi, ameliyatlarında falan. Ondan sonra ilk ameliyatında zaten kızım ameliyattayken ben de kemoterapi alıyordum. Bu fizik tedavi süreci boyunca da ben yine kemoterapilerime gidip geldim. Biz atlattık sanıyorduk. Doktorumuz hep bize çocuğunuzun bir şeysi yok, tamam düzeldi derken iki anjunun sonucunda çocuğunuzun dedi bir iki sene böyle idare eder veya etmez, bir sabah kalktığınızda felç de olabilir dedi. Bu ameliyatı olması gerekiyor ama devlette bu ameliyat malzemeleri olmadığı için özelde yapılması gerekiyor dediler. Sonra biz işte özel hastane, devlet hastaneleri gezerken en sonunda bu doktoru bulduk. Bunun da maliyeti çok yüksek, 155 bin lira. Biz devletimizden ve tanıdıklarımızdan, tanımadıklarımızdan, herkesten yardım bekliyoruz. Çocuğumun sağlığı için